Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Sasa Polyester ile ilgili hem bir teknik analiz yapalım hem de şirketin son hisse geri alım programı çerçevesinde almış olduğu lotlardan bahsedelim ve takasları inceleyelim. Şirket biliyorsunuz 30-80 bölgesinin aşağı yönde kırdıktan sonra yani kırmızıyı aşağı kırdıktan sonra tekrar tekrar bu bölgeye gelmeye çalışsa da bu bölgenin altında güç kaybına devam etti. Şirket hissesinde Deutsche Bank'ın son 3 ay içinde yoğun satışları oldu. Ama neticede şirketin 26 bölgesinden tahta sahibinin vermiş olduğu bilgiyle 1.3 milyon lotun ayın 17'sinde alınmış olduğu ile ilgili ileti kapa bildirilmişti. Şirketin bu sayede geri alım programıyla başlattığı yani 2006-2017 döneminde başlatmış olduğu ise geri alım programıyla sahip olduğu bedensiz bölünmeler de dahil ve temettülerle dahil beraber şirketin 13.7 milyon lota sahip olduğunu söylemem gerekir. Hisse geri alım programıyla alınmış olan lot. Şimdi şirketin son dönemde ciddi miktarda bir yükseliş olduktan sonra sığlaşmıştı şirket hissesi ve temettü düzeltili temettüyü bedelsiz olarak verdikten sonra da şirketin yatay görüntüsünün devam edebileceği. Çünkü e, bu şekilde bedelsiz veren şirket hisselerinde bu sığlık genellikle gerçekleşiyor. Hani bu e, SASA'da olsa gördüğünüz gibi aynı şekilde gerçekleşti ve piyasanın zor şartlarında yükselmiş bir şirket hissesinin son dönemde bu sığlığı epey yatırımcıyı moral olan ...çökertmiş durumda ve şirketin şöyle teknik olarak bakacağız... ...şu an e, takaslarında çok önemli bir gelişme bulunmamakta ama... ...tahta sahibinin bize vermiş olduğu 1.3 milyonluk alımın... ...kısa vadede şirket hissesini oldukça buradan destek verebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi şirket hissesi 26 bölgesinden, 26.5 seviyeleri... ...buralarda çok dalgalandığı için e, şirket net bölgelerden dönüş yapmıyor. Yani şöyle takaslı şeylere, e, iniş çıkışlarına bakarsanız... Çok seri hareketler gerçekleştirdiği için son bir senede e, hatta son 5-6 ay diyelim bu süreçte ciddi miktarda bir hareket gerçekleştiği için şirket hissesindeki destek ve direnç noktaları birazcık daha hareketli. Yani burası direnç noktası diyorsunuz tam oradan döndürmüyor ya da burası destek diyorsunuz tam oradan e, döndürmüyor. Yani bu yüzden ara ara sarkmalar ve toparlamalar şirket hissesinde görülse de bu bölgeden tahta sahibinin arkadaşlar satacak varsa ben buradan topluyorum şeklinde geri dönüşü var. Bu bizim için çok değerli. Şimdi şişe camda da aynı şekilde hisse geri alım programı devam ediyor. Arçelik yaklaşık 17 milyon lot geri alımı yaptı ve alımlarına her gün devam ederken şirketin hiç yükselmediğini de görüyoruz. Yani 32 TL bölgesinden inanılmaz derecede bir lot değişimi var. Tahta sahibi aslında bu kadar lotu alırken tahta sahibi tahtanın yükselmesi lazım, değil mi? Her hissede aynı şekilde gerçekleşmese de bu şekilde hisse geri alım programını açıklayan şirketlerin bulunduğu borsada yeteri kadar değerlerinin düşük kalmasına müsaade edilmeyeceği piyasa şartları aşağı doğru yemelense bile sizi sigorta olarak koruyacağı mesajıdır bu. Bu bizim için oldukça değerli. Şöyle Sasa'nın bilançosundan birkaç kalem göstereceğim size. Zaten hikayesini biliyorsunuz. Bu şirketi neden takip ettiğimizi biliyorsunuz. Son 4 çeyrek. 2020'nin 3. çeyreği. Yıl sonu bilançosu 2021'in ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde verilere bakacağız şimdi. Ben genellikle şirketin şöyle bilançosunu açtığım zaman ilk baktığım şey şirketin cirosunu arttırdığı mı, arttırıp arttırmadığı ve öz sermayesini arttırıp arttıramadığı, öz kaynaklarını. Şöyle baktığınız zaman satış gelirlerine, cirosuna baktığınız zaman şirketin 2020 yılının yıl sonunda yapmış olduğu 5 milyarlık cironun gördüğünüz gibi 5.3 milyarla ilk 6 ayda elde edildiğini görüyoruz. Yani bu bağlamda şirketin yıl sonunda 2020'ye nazaran cirosunu ikiye katlamış olacağını öngörmek çok da sürpriz değil. Şöyle yukarı doğru çıktığımız zaman şirketin toplam kaynaklarında 13,5 milyara yatırımlar sürekli devam ediyor ya şu anda. Şirket hissesinin bir dönem bu şekilde ciddi miktarda yükselmesinin ana kalemlerinden bir tanesi de piyasaya bir ortak beklentisi vardı hatırlarsanız. Bunun e, Suudi Arabistan'da olan yakınlaşmadan sonra Aramco'yla bir ...yatırım anlaşması olacağı, Sasa'nın belli bir hissesini satın alacağı söylentileri çıktı. Şimdi Sasa Türkiye'nin çok büyük bir açığını kapatmak için... E, ...bebeklikten büyüyen bir şirket hissesi ama şu an hisse fiyatı olarak çok yüksek olduğu için... ...benim bu dönemde şirket hissesine soğuk bakmamın asıl nedeni buydu. E zaten bunu size 50 TL'ye çıktığından beri söylediğim için... ...şu anki e, mevcut seviyesinden değerlendirirsek... ...şöyle %30 üzerine ekleyin, temettü verdi ya... ...aşağı yukarı 35-36 TL fiyatlarında... Evet o civarlarda 33-34 civarlarında bir değeri var diyebiliriz aslında eğer bölünmeseydi. Şirket hissesinin gördüğünüz gibi beklediğimiz şekilde düşüşünü gerçekleştirdi ama bizim için anahtar kelime tahtanın geri toplanma fiyatının ne olacağıydı. Ve bu da yavaş yavaş bu bölgelerden tahtanın sahiplenmeye başladı. Fiyatının yüksek olmasına rağmen bu bizim için önemli. Ve şirketin öz kaynaklarına bakarsanız 2,5 buçuk milyar seviyesinden şu an 3.5 milyar seviyesine doğru yükseliyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şirket tamam yatırım için çok borçlanıyor ama borcunun yanında borcunu ödedikten sonra dahi kenara para kalıyor demektir bu. Bu bizim için oldukça değerli. Şirketin şöyle takaslarında da 1.3 milyonluk ak yatırımın alışını görüyorsunuz. Burada 1.3 1.4 milyona yakın lot var ama şurada ak yatırım zaten bu tahtanın ana sahibi biliyorsunuz. Ve nette bakarsanız 108 bin lot eksi de haftalıkta. Yani HSBC Global yani yüksek satış yapan kurumlar üzerinden tahtanın toplandığı aşikar. Şöyle devam edelim. Son 3 ay içinde biliyorsunuz e Teb Tebe ak yatırım üzerinden 50 milyonluk bir blok gerçekleşmişti. Virman şeklinde. Bu yavaş yavaş TEP yatırımdan TEP Bank'a doğru bir ivme şeklinde devam ediyor. Çünkü Deutsche Bank'ın yoğun satışı oldu bu dönemde. E, şirket hissesini 16-17 TL'lerden ciddi miktarda alış yaparak yükselten Deutsche Bank'ta hatırlarsanız. Citibank bir ara durmuştu. Deutsche Bank saldırmıştı. Ve gördüğünüz gibi iki kat fiyattan çok güzel bir şekilde satışını gerçekleştirmiş şirket hissesi. Yoğun bir satış gerçekleştirmiş şu anda. Şöyle geriye doğru devam edelim. Şu ak yatırımın elindeki gördüğünüz şu %60'lık bloğu görüyorsunuz bu ortak geldiği zaman belki ikiye bölünecek ya da çoğunluğunu alacaklar. Bunu tam olarak hala bilmiyoruz. Piyasa şartlarının uygun olmasını bekliyorlar ya da bu haber herhangi gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili bir fikrimiz yok ama şirkete ortak lazım. Hani bu yatırımları bir an önce hızlandırmak için. Bunun zamanını bilmiyoruz ama bu şirketin önümüzdeki 7-8 sene içinde çok ciddi paralar kazandıracağı yatırımcılarına çok ortada şöyle tekrar yakın zamana geçelim. Evet son bir ay içinde Doğuça Bank yani son üç ayda 8 milyon satmıştı. Gördüğünüz gibi Doğuça Bank'ın son aylıkta 3,5 milyon lot çıkış yaptığını görüyoruz ve alıcının büyük çoğunluğu 4,3 milyonla ak yatırım üzerinden yani tahtayı ana toplayanlar üzerinden olduğu ortada. Şirketin bu bölgeden destek alacağını varsayarak şöyle hatta bakın şöyle teknikte genellikle şöyle çizilir. Şöyle rastgele bakın çiziyorum şöyle üçgenin daraldığını görüyoruz. Buradan şirket hissesi tepki vermek için hazır. Bu bölgenin altını son Şubat'tan beri bir şekilde gelmediği için bu bölgeyi oldukça önemli görüyor tahta sahibi ve yatırımcılar. Bu bölgenin altında şirket hissesine sarkma hızlanabilir ama bu bölgeden muhtemelen sarkma gerçekleşmeyecek ve bu bölgeden yukarı yönde çıkış nerede başlayacak? Yaklaşık 28 TL seviyesinde başlayacak. 28 TL seviyesinden şirket hissesi 29'a kadar tepki verebilir. Ama bizim ana trend değişim noktamız 30.80 olmaya devam edecek. Bu bölgenin üzerine kırılım gerçekleşmesi şirket hissesinde yeniden yükseliş trendinin canlanacağı anlamını doğuracak. Bu bölge geçilene kadar ana direnç ve destek bölgelerinde işlem yapmanız gerekir. Yani eğer şirket hissesi bu bölge mesela toplama bölgesi olarak kabul edebilir. Tahta sahibi de bu bölgeden satılan lotları karşıladığına göre ve lot geri alımı yaptığına göre bu bölgeden gelebilecek tepki şirket hissesinde 29 TL bölgesine kadar 28'de ara direnci şurada üçgenin yukarı yönde kırılım bölgesidir. Buradan kırılım gerçekleşirse zaten yatırımcılar hemen bir saldırışa geçecektir. O vasıtasıyla zaten kısa sürede 30.80'i test edebilir şirket hissesi ama daha önceleri burası gördüğünüz gibi önemli bir direnç olarak çalıştı. Bu bölge yukarı yönde aşılmadan kısa vadede teknik olarak al-sat hissesi olarak kabul edilebilir. Onun haricinde kısa vadede bu üçgen üçgen ve daralan bant arasında şirket sesinin sıkışmasına devam etmesi beklenir. Ama 30-80 yukarı yönde geçilirse şirket hissesinde alıcıların yükselmesiyle hacimde ciddi oranda artışlar beklenir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.